Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde enerji konusunu bitirdik ve şimdi yeni bir üniteye başlıyoruz. Bu ünitenin adı ısı ve sıcaklık. Öncelikle ısı ve sıcaklıkla ilgili kavramları örneklendirerek vermek istiyorum sizlere. Şekilde gördüğünüz gibi sıcak bir sobaya dokunursak sobadan elimize enerji geçer. Çünkü soba elimizden sıcaktır. Aynı şekilde elimizi buza dokundurduğumuz zaman bu sefer elimizden buza doğru bir enerji akışı olur. Çünkü elimiz buzdan daha sıcaktır. Bu iki olayda da gördüğümüz gibi enerji transferinin yönü daima sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğrudur. İşte iki cisim arasındaki sıcaklık farkından dolayı bir cisimden diğerine geçen, aktarılan enerjiye ısı denir. Unutmayalım ki ısı transfer edilen yani aktarılan bir enerjidir. Dolayısıyla günlük hayatımızda kullanılan maddenin ısı içerdiği ile ilgili cümleler doğru cümleler değildir. Isı enerjisinin miktarı bir sonraki dersimizde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğimiz gibi maddenin miktarına, maddenin sıcaklığına, maddenin öz ısısına bağlıdır. Buradan da anlayacağımız gibi ısı başka büyüklükler yardımı ile ifade edilebilen bir büyüklüktür ki biz bu tür büyüklüklere türetilmiş büyüklük adını veriyoruz. Isının birimi kalori veya joule'dür ve kalorimetre kabı ile ölçülür. Kalorimetre kabı şekilde de gördüğünüz gibi ısıca yalıtılmış, içinde su ve bir termometre bulunan bir kaptır. Kaptaki suya farklı sıcaklıkta bir cisim atılıyor ve su ile cisim arasında bir ısı alışverişi oluyor. Alınan ya da verilen ısı miktarı termometrede okunan sıcaklık farkından dolayı hesaplanılıyor. Bildiğiniz gibi maddenin tanecikli bir yapısı vardır. Bu taneciklerin birbirlerinden farklı farklı kinetik enerjileri olabilmektedir. İşte bir maddenin taneciklerinin kinetik enerjilerin ortalamasına sıcaklık denir. Sıcaklık tek başına ifade edilebilen bir büyüklük olduğu için temel bir büyüklüktür. Termometre ile ölçülebilir, uluslararası birim sistemindeki birimi Kelvin'dir. Bunun yanı sıra Celsius veya Fahrenheit birimleri de kullanılabilir. Sıcaklık bir ölçümdür. Sıcaklık bir enerji değildir. Maddenin cinsine, miktarına bağlı değildir. Sıcaklığın düşebileceği en küçük değer eksi 273 santigrat derece olarak saptanmıştır. Yani mutlak sıfırdır. Isı ve sıcaklıkla ilgili günlük kullanımda karıştırılabilen kavramları şu anda örneklerle tekrar edelim. Ve sanırım bundan sonra artık bu kavramları karıştırmayacağınızı umuyorum. Birinci örneğe bakalım. Havanın ısısı 36 santigrat derecedir ve havanın sıcaklığı 36 santigrat derecedir. Birinci örnekte ölçülen ve birimi santigrat derece olarak ifade edilebilen ne olabilir? Tabii ki de sıcaklıktır. Isı olabilmesi için aktarılan bir enerjiden bahsetmemiz gerekiyordu ki burada aktarılan bir enerji yoktur. İkinci örneğe gelelim. Burada dün hava 30 santigrat dereceydi. Bugün ise 15 santigrat derece. Yani havanın sıcaklığı yarıya düştü. Sıcaklık ölçümleri termometre aralıklarının bölmelendirilmesiyle oluşur bildiğiniz gibi. Ve Celsius termometresinde okunan bir değer Kelvin veya diğer termometrelerde farklı sonuçlar göstermektedir. Bu yüzden bu kullanım hatalıdır. Evet, sıcaklık ve ısı ile ilgili tanımları yaptık. Örnekleri verdik. Kavram farklılıklarına değindik. Dersi anladığınızı umuyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.